Bir yemeğimize bakalım arkadaşlar, pişmiş mi? Evet, bir karıştıralım şöyle bir son kez daha. Çok fena sıcak. Oy Allah. Menemen yapıyoruz. Ateşin üzerinde kaynıyor. Ay maşallah. Biraz sonra da et pişireceğiz. Kaburgayı kuzineye koyacağım arkadaşlar. Ay maşallah, biberler de iyi olmuş arkadaşlar. Allah bin bereket versin. Tadımlık çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar, dışarıdaki kuzinede yakacaktık. Kuzinenin fırını bozulduğu için şu civatalardan çıkmış. Takamadık. Evdeki kuzineyi yaktık. Getirmiş olduğumuz kuzu kaburgalarını fırına verelim. Şöyle koyalım. Bitsin arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Günaydın. Hayırlı pazarlar. Ben Mustafa Özdemir. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben bir haftadır grip olmuşum arkadaşlar. Atlatamadım hala, sesimden de anlaşılacağı gibi. Evet arkadaşlar, günübirlik köye geldik. Dün akşam saat 8 gibi köye girdik. Aşağı bahçemiz var. Orada annem bekliyormuş bizi. Dün ikindin bahçeye inmiş, domates falan toplamış. 5 kova falan. Onları işte bagaja ekleyip arkadaşlar köye eve geldik. Yemek yedikten sonra saat 12'ye kadar domatesleri doğradık eşim, ben, annem. Onları işte bugün meleme yapacağız. Ekmek de yapıyoruz. Saat şu an 9 arkadaşlar. Annemler beni kaldırmamışlar rahatsız olduğumdan dolayı. Saat 8 gibi ekmeği fırına vermişler. Gece saat 3'te falan kalmışlar eşimle. Maşallah. Rabbim güç kuvvet versin. Gidelim bir bakalım ekmekler ne durumda fırında. Dün bunlar kaldı biraz. Biraz çürük, ezilmiş. Dün 5-6 kova topladıktı. Bunları da Bursa'ya götüreceğiz arkadaşlar. Orada daha görmemiş. Onları Bursa'da yiyeceğiz. Hakkınızı helal edin. Biberler. Gidelim bir fırına doğru arkadaşlar. Annemin bahçesi geçmek üzere. Fasulyeler, domatesler. Piş gelmek üzere arkadaşlar. Dalından taze. Gidelim fırına arkadaşlar. Arkadaşlar saat şu an 9:10 geçiyor. Annemler fırına vermiş ekmeği. Saat 8'de vermişler. Bir bakalım. Oo maşallah arkadaşlar. Ekmekler pişmiş, kızarmış bile üzerleri. Gazete koymuşlar üzerleri yanmasın diye. Biraz fırın kızgın. Oo patates kabak yemeği. Odun ateşinde. Mis gibi. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Beni niye kaldırmadın sana ya? Huzursuz gomen diye kaldırmadım. Olsun be, işte Ya. hasta. Hastayız da atlatamadık. Soğuk su içtik. İş yerinde. Bir de klima çarptı.
Yengezlerim hala tıkalı. Nefes alamıyorum. Konuşamıyorum. Arkadaşlar işte dün günübirlik köye geldik. Akşam saat 5-6 gibi döneceğiz Bursa'ya. Yemeğimizi bir karıştıralım arkadaşlar. Biraz sıcak ama. Of. Çok sıcak. Ekmeklerimiz olmak üzere bir 10 dakikaya çıkarız. Annem bahçesini çekeyim annem de. Şurada kabakları falan var. Küçük kavul. Kavunlar bu sene olmamış ya. Bir yemeğimize bakalım arkadaşlar pişmiş mi? Evet, bir karıştıralım şöyle bir son kez daha. Çok fena sıcak. Oy Allah. Rabbim cehennem ateşinden korusun bizleri. Şu ateşe dayanamıyoruz arkadaşlar. Bir 5 dakika daha pişsin de. Ateşten alalım. Arkadaşlar köylü çağırmıştı yardıma. Ona yardıma giderken eşimle annem ekmeği çıkarmışlar eve getirmişler. Bunun içinde bir tane ekmek kalmış. Pişmemiş. Onu da ben çıkartayım bari. Bekleyin ben dedim ama beklememişler arkadaşlar. Bir tane ekmeği çıkartayım. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Gazete kaldı. Gazeteyi çıkartalım bari yanmasın. Şöyle kapatalım. Kedim hadi girmesin. Ekmeği de alalım. Şimdi buraya bir yere koydun ama işim. İşte böyle. Hay maşallah arkadaşlar. Sıcacık. Mis gibi kokuyor. Hakkınızı helal edin. Eşimle annem de menemen yapmak için domates, biber doğruyor.
Pardon. Aşağı çamadan içine koy da yıkak. Tamam. Arkadaşlar ekmekleri buraya çıkarmışlar. 15 tane. Burası bizimkiler. Domatesler bitti arkadaşlar. Melemen yapıyoruz. Ateşin üzerinde kaynıyor. Ay maşallah. Biraz sonra da et pişireceğiz. Kaburgayı kuzineye koyacağım arkadaşlar. Kuzine içinde pişireceğim. Ateşi yakmadım. Yangın çıkar diye. Annemle eşim bu arada. Şu kalmış biraz. Orada yapacaklarım bilmiyorum. Ateşimiz de yanıyor bakalım. Odun. Bir iki odun atalım. Kalın odunlar yanmıyor. Ayağım çamurda ıslattı, terli terli. Odunu sattık. Bu halinde de bir tava. Bir tava, hep boya odun. Arkadaşlar, kurbandan kalan kuzu kaburgalarımız, onları kuzinenin fırında pişireceğiz. Mangal yakacaktık ama yangın çıkar diye mangalı yakmadım. Onun için kuzinenin fırında pişireceğiz. Hakkınızı helal edin. Bir de annemin geçen hafta yapmış olduğu salçalar. Ay maşallah. Eline koluna sağlık kaynanamın. Bu üç haneye yetecek. Soma'da kayınço var ona, bize ve kaynanama. Eline koluna sağlık tekrardan kaynanamın. Ay maşallah, biberler de iyi olmuş arkadaşlar. Annem dedi, biraz incir topla dedi. Şu ileride bir incir var arkadaşlar, kara incir. Orada var mı bakayım, oradan toplayayım. Çapayı alayım. İkindi ezan oluyor arkadaşlar. Şu kovayı da alayım da içine koyayım. Tamam, incir var mı? Şöyle bakalım da. Yukarıda var. İki tane. Üç, dört tane var. O dalı yasabilirsem alacağım arkadaşlar. Altyazı M.K.
Arkadaşlar, simsiyah incir maşallah. Kara inciri çok seviyorum. Fazla yok işte ya. Şurada var, arkada var da. Buraya da nasıl girsem bilmiyorum. Evet arkadaşlar, bu kadar toplayabildim. Dün kaynanam toplamış, Soma'ya kayınçoya göndermiş. Fazla da kalmadı. 2-3 tane uçta vardı, çıktım yukarı. 2 tane var ama kuş yemiş. Ufak ufak. Allah bin bereket versin. Tadımlık çıktı arkadaşlar. Bir de şurada var. Orada da varsa oradan da toplayacağım. Çapamızı alalım. Karpuzlar, kavunlar olmamış bu sene. Ufak ufak. Bir de şuraya bakayım. Burada var mı arkadaşlar? Bir de siz göz atın. Bir iki tane görüyorum da. Bunlar siyah değil, normal incir. Çok mu abi? Hemen şuraya bakayım. Neyse, ne yapayım? Değil mi?
kere işte çıkmışlar, vur merdivanı. Ana şey yani, kurumuş dallar kırılır diye korktum. Ey yerine bak, ey yerine. Boyun uzun senin, al. İndir hemen. Ha? Çamur mu işte, bir ıslak adamı yine. Ver bak ha. Burada ver bu indi de baba. Ver bak. He? Değil bak, bu yanında var. Burada da var. İşte uzan. Bak boyun uzun işte inkili ha. Nerede? Tepende. Bunlar mı? He. Hadi nerede bakalım. Yani ben göremiyorum. Ben gel bana bak. Ya saçları. Şurada. Ha. Ha şöyle. Tepelerinde çok önemli çıkacak kimse hocam. Ya o dallar zaten kuruyor. Bence ağzıma dayanamaz ki. Uçlarına baktı, hep görmüş de yere düşüyor, löp löp. Ne? Görmüş de yere düşüyor, löp löp. Aynen. Ha, hamak bu. Evet, ıslak işte tahta gibi uyurunca, yemin ol, yağa kalkan. Tamam ya, yeter. Gide ya. Hadi bak. Koma diyor, aklımdan geçiyor işte, iyi yine buldum de. He, iyi değil, muhtarım çıktı ya. Evet arkadaşlar, yine buldum biraz. Hep ufak, yukarılarda var biraz ama dallar bazıları kurumuş. Çıkamıyorum. Arkadaşlar dışarıdaki kuzine de yakacaktık. Kuzinenin fırını bozulduğu için şu civatalardan çıkmış. Takamadık. Evdeki kuzineyi yaktık. Şimdi Bursa'dan getirmiş olduğumuz kuzu kaburgalarını fırına verelim. Şöyle koyalım. Bitsin arkadaşlar. Sobamız da yanıyor. Maşallah. Bir odun daha atalım buraya. Kaburgalarımız bitsin. Balkonumuzdan manzara. Etimize bir bakalım arkadaşlar. Ne durumda, ne vaziyette. Evet arkadaşlar, pişmek üzere. Bu da mangal gibi oluyor. Mangalda kömürde pişmiş gibi ama kömürün lezzetini vermiyor ama onun gibi tadı oluyor arkadaşlar. Şöyle çevirelim. Ağzını kapatalım. Ateşimize de bakalım. Odun atayım mı ana buna? Odun atayım mı? Bir tane atayım ya. Şimdiden pişmeye başlasın. Etimize son kez bakalım arkadaşlar. Ne durumda? Pişmiş mi? Of, çok sıcak. Ay, bismillahirrahmanirrahim.
Şimdi sobanın üzerine koyalım. Etlerimiz pişmiş arkadaşlar. Elimize kolumuza sağlık. Bu yorgunluğun üzerinden güzel gider. Hakkınızı helal edin. Bize şimdiden afiyet olsun. Şöyle sobanın üzerinde biraz daha altı pişsin. Evet arkadaşlar, burada çekime son veriyorum. Dün akşam gelmiştik saat 8'de. Bugün günlerden pazar, işte bir gün sizlere güzel içerikler çekmeye çalıştım. Umarım videomu beğenirsiniz. Ekmek yaptık, melemen yaptık, incir topladım. Ama ekmek yaparken çekemedim arkadaşlar. Sabah 5'te falan kalkmışlar annemler, ekmeği kalmışlar. Saat 8 gibi ekmeği fırına vermişler. Ben biraz rahatsız olduğumdan kaldırmamışlar beni. Ekmeği çıkarken çekin dedim ama bir köylümüz yardım istedi. Oraya gittim yardıma. Döndüğümde çıkarmışlardı ekmeği. Bir tane kalmıştı, onu çıkardım. Melemen çekecektim, melemen yapımını. Köylü teyze geldi. Çekme oğlum dedi, beni internete verme dedi. Onu da çekemedim. İncir topladım. Kurban kaburgalarını pişirdim. Yani güzel bir içerek çekmeye çalıştım. Umarım videomu beğenirsiniz. Bana destek olur. Kanalıma abone olursanız. Şimdiden çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Balıkesir Dursun Bey, Camalan Mahallesi'nden beni izleyen tüm dostlara kucaklı olsun. Sevgiler, selamlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Dilim süslüyse affola.